Merhabalar, Budala kitabımız. Prens Mishkin, 26-27 yaşlarında, ortadan biraz uzun boylu, açık sarı saçları gür, yanakları çökük, neredeyse beyaza çalan sakalları seyrek bir gençti. Gözleri iri, mavi sabit bakışlıydı. Bakışlarında sakin ama ağır, bazı kimselerin daha ilk bakışta karşısındakinin sarılı olduğunu anlamasına neden olan o tuhaf şey vardı. Bununla birlikte yüzü hoş, zarif, kuru ama soluktu. Sık sık gelen nöbetler neredeyse budala yapmıştı onu. Ama yaşama karşı mistik, ilgisiz bakışıyla mutluydu da. Sarı nöbeti geldiğinde, bir şimşeğin çakması kadar kısa olan bu anda, yaşam duygusu da, kendini algılaması da 10 kat artıyordu. Aklı, kalbi olağanüstü bu ışıkla aydınlanıyordu. Tüm kaygıları, kuşkuları, tedirginliği sanki bir anda yok oluyor. Müthiş bir dinginliğin, berraklığın, uyumlu bir sevinç ve umudun eksiksiz bir idrak içinde çözümleniyor ve açık nedenlere kavuşuyordu. Ama bütün bu saniyeler, bu şimşek çakması, nöbetin başlayacağı o nihai saniyenin habercisiydi sadece. Bu anlar tam olarak bilincin aşırı güçlenmesiydi. Yani kısaca söylenirse kendi varlığının bilincine varmakla birlikte kendini son derece yoğun ve doğrudan hissetmek. Kendisi de aslında çocuk gibi olduğunun farkındaydı. Komik görünümü yüzünden düşüncelerinin, en önemli fikirlerinin basitleşeceğinden korkuyordu. Her zaman yanlış şeyler yapıyor, dinleyenlerin gülmesine neden oluyordu. Onun kadar temiz yürekli, dürüst ve her şeye çabucak inanan bir insan yoktu. İsteyen herkes onu kolaylıkla aldatabilir, kendisini aldatan herkesi aradan bir süre geçtikten sonra bağışlayabilirdi. Aslında hiç hassas değildi, yalnızca doğrular vardı onda. Kimi zaman yaptığı haksızlıktı. Girişi 10 kapikten camekanlara koyup insanlara göstermelilerdi onu. Gerçekten budalalık mıydı hali? Tamam, öteki insanlara benzemeyecek kadar tuhaflığı, tanrı vergisi deneyimsizliği, sonra olağanüstü saflığı, şaşılası derecede ölçü kavramından yoksun olması ve nihayet inanılmaz dürüstlüğü. İsviçre'de tedavisi bitip mirasa konmuştu, ana yurt özlemi çekmişti. Bilmediği ama çok şeyler beklediği ülkesine, Rusya'ya kavuşmak istiyordu. Yeni bir hayat başlıyordu onun için. Belki burada da çocuk sayacaklar, bir budala olduğunu düşüneceklerdi. Peki ama herkesin onu bir budala olarak gördüğünün farkındaysa nasıl bir budala olabilirdi? Bir yere girerken hep şöyle düşünüyordu. İçeride bir budala olduğumu sanacaklar. Ama akıllıyım ben, bunu anlayamayacaklar. Tabii kadın olmadan, aşk olmadan olmaz. Soylu bir aileden gelen prensimiz milyoner ve budala. Kadınların aradığı her özellik var onda. Böyle kocayı mumla arasan bulamazsın. Sipariş versen yaptıramazsın. Hal böyle olunca ve prensimiz de hayır diyemeyince iki farklı kadın girdi dünyasına. Peki ama aynı anda ikisini sevmek nasıl bir şeydi? İkisine olan aşkı iki değişik aşk mıydı yoksa? Ya da aşk mıydı? Yoksa acıma duygusu aşkından daha mı güçlüydü? Nastasya Filipovna, kalbinin yerinde bir taş varmış, duyguları temelli kurumuş ölmüş gibi. Yüzünde ise sınırsız bir gurur, küçümseme, neredeyse nefret, aynı zamanda da güven veren şaşırtıcı bir saflık vardı sanki. Bu soluk yüzün, hafifçe çökük yanakların ve ışıl ışıl gözlerin göz kamaştırıcı güzelliği neredeyse dayanılmazdı. Deli dolu, alaycı, sivri dilli, eziyet etmeyi seven bir kadın, işlenmemiş bir elmastı. Aglaya Ivanova, o kadar güzel ki yüzüne bakınca korkuyor insan. Güzelliği anlatmak zordur. Güzellik bir gizemdir. Hep evde oturmuş. Hiçbir zaman hiçbir yere gitmemiş. Tıpası kapalı bir şişede gibiydi. Şişeden çıkınca da doğru kocaya gidecekti. Evet, birbirinden güçlü daha bir sürü karakterimiz var ama yerimiz dar maalesef. Yazarın artık ustalığında, olgunluğunda yazdığı bir şaheser bu. Şimdi ben burada ne desem bu kitap için mutlaka bir şeyler eksik kalacak, mutlaka bir yerleri atlamış olacağım. Ama hakikaten çok başka bir seviye ya. Ya bir kere karakterlerin hepsi efsane. Ya Prens Mishkin'den tut da hani kitabın sonuna kadar ölemeyen o veremli Hipolit'ti adı galiba. Hani ona kadar bütün karakterlerin hepsi muazzamdı gerçekten. Yani işte Lebedev, General, Rogojin, kızların annesi, babası, ya hepsi yaptıklarında, söylediklerinde kendileriydi yani. Hani onlar yapardı onu, onlar söylerdi onu. Yine bu romanında da diğer romanlarında neredeyse olduğu gibi başrolde ana karakterimiz, yani esas oğlanımız aykırı bir kişilik. Ya toplumdan ayrılan yanları var. Genelde bunu çok yapıyor zaten, yani bir tane ayrı kotu salıyor ortaya. Sonra onun etrafına da normal insanlar, yani normal gözüken insanları serpiştiriyor. Sonra biz okuyanlar da artık kim normal, kim normal değil, ne doğru ne yanlış, bunun muhasebesini biraz yapabiliyoruz. Biraz da işte o Dostoyevski'nin derinliğinde
kayboluyoruz. Şimdi bu sıradan insan, sıradan olmayan insan ya da bu karakterin şahsıyla ilgili ya bunun da ufak bir tiyosunu veriyor aslında kitapta bize. Sıradan insanlar yaşam içindeki olayların en önemli halkası olarak her zaman ve sürekli olarak vardır. Dolayısıyla onları atlarsak doğrulardan sapmış oluruz. Romanları yalnızca özelliği olan insanlarla ya da ilginç olsun diye doğrudan tuhaf ve hayal ürünü insanlarla dolduracak olursak gerçeklerden sapmış oluruz. Üstelik roman belki ilginçliğini de yitirir. Bize göre yazar sıradan olanlar arasında bile ilginç, yararlı olanı bulmalıdır. Şimdi olay örgüsüne baktığımızda da sırf prensin etrafında dönmüyor yani dünya. Yazar sürekli değiştiriyor bunu ve araya da bir sürü küçük öykü giriyor. Bir de prensin haricinde tam iyi ya da kötü diyebileceğimiz bir karakter yok yani. Ya kötü dediğin Rogojin'e bile baksan, hani aşk uğruna savaşan, işte ne bileyim sevdiğini her haliyle kabul edip onun kendisini bağışlaması için 3 gün aç susuz duran bir adam var karşımızda. Ha yine bu durumunda reçetesini, tiyosunu vermiş bize kitapta. İnsan davranışlarını yönlendiren nedenler genellikle zannettiğimizden daha karmaşık ve çeşitlidir. Bu yüzden insan davranışlarını nadiren kesin olarak açıklayabiliriz. Böyle söylemiş ve hiç kimseyi bir kalıba koymamış yani. Yine dini konulara giriyor her zamanki gibi. İşte insanların inançlı gözüküp sonra bunu kullanıp çıkar peşinde koşmalarından bahsediyor ki hani devir o zaman, devir şimdi, baktığımız zaman değişen bir şey var mı? Ya belki ben abartıyorum ama yani okurken hani kurmaca değil de sanki onun bir anısını okuyormuşsun gibi yani o kadar yaşayarak yazmış ki ya olayın geçtiği mekandan tut da insanların psikolojisine kadar sana o anı, o durumu yaşatıyor yani. Hani mekan derken işte ne bileyim avludaki merdiven aralığına kadar, işte gölgesine kadar, hani bu kadar yaşıyor sanki dediğim gibi. Belki yanılıyorum ama yani bunda belki diğerlerine göre diyalog kısmı, karşılıklı konuşma kısmı biraz daha fazlaydı sanki. Tabii yine yazarlardan, kitaplardan bahsediyor ama hani Gogol'a baktığımız zaman o yine baş köşede oturuyor, onu oradan kaldırmamış yani. Dostoyevski gibi dahi de olsa yazar dediğin aslında hani kendi korktuğunu, kendi sustuğunu, kendi yaşadığını ya da onu coşturanı, üzeni ya da onu hasta edeni artık ne varsa bunları yazıyor. Bu kitaptan baktığımızda da sarı nöbetleri geçirmiş mi kendisi, geçiriyor mu? Geçiriyor. İşte yine burada da değindiği gibi kumarbazlık durumu olmuş mu kendisinde? Olmuş. Ya da kürek cezasına çarptırılmış mı? Evet. Ya da bu kitaptaki gibi kadınlar girmiş mi hayatına? Girmiş. Yani ucundan ucundan kendi hayatına da dokunmuş mecburen. Her yazarın yaptığı gibi. Ya budala kim, akıllı kim ya da dürüstlüğün insanı düşürdüğü zor durumlar. Şimdi kim akıllı? Hani kendi çıkarını gözetip işte karşısındakinden varsa çıkarını ya da yoksa zararını hesap edebilen mi akıllı? Şimdi burada prense baktığımız zaman hani o herkesin bir vicdan muhasebesi mi aslında? O duruluğu, o temizliği temsil etmesi mi? Yani zaten kitaba da baktığımızda hani kimse gönül koyamıyor ya ona. Yani ne potlar kırıyor, neler yapıyor ama kimse gerçekten kızamıyor ya. Çünkü biliyorlar ki dürüst yani adam. Hani içten içe belki sinirlendikleri de kendilerinin aksi yansımalarını gördükleri için olabilir mi? Nasıl bu kadar olabilirsin? Hani sen böyleysen ben nasıl bu haldeyim diye. Hani buna belki kızıyor olabilirler mi? Hani prensin üzerinden insanın değer yargılarına bir ayna tutulmuş gibi sanki. Ya dediğim gibi insanın hallerini, işte psikolojisini ya da fayda, zarar, çıkar hesabının nasıl yapıldığını anlatan, bütün bunları gösteren bir prospektüs gibiydi. Şimdi tabii belli bir zamanda geçtiği için hani o zamanın şartları, o zamanın dünyasını düşündüğün zaman hani bunlardan soyutlarsak ya da ne bileyim hangi karakteri, hangi konuyu, hangi sırayla anlatıyor, işte başı sonu bunlara takılmazsak baş üstünde gezdirilecek bir kitap bence. Aslında söyleyecek çok fazla şey olunca hani çok da fazla söylememek en iyisi belki. Şimdi zaten birçok kitabın videosu var kanalda yazarın. Hani onlarda da hayranlığımızdan, kendisinin bir numara oluşundan bahsettik bolca zaten. 10 üzerinden 10'un bile az geleceği bir roman diyelim. Ve son birkaç alıntıyla bitirelim videoyu. Aslında para insana yetenek bile kazandırdığı için aşağılık, nefret edilecek bir şeydir. Dünyanın sonuna kadar da bu böyle sürüp gidecektir. Hemen her gerçeğin kendine özgü değişmez yasaları varsa da gerçek çoğu zaman inanılmaz ve gerçeğe ters gibi görünür. Öyle ki ne ölçüde gerçekse bazen o derece gerçeğe ters izlenim verir. Önemli olan yaşamdır. Yalnızca yaşam. Onun keşif süreci. Sürekli ve bitmek tükenmek bilmeden yaşamı keşfetme çabası. Yoksa keşfetmiş olmak değil.
Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.